maçlık periyodu var. 9-10 maç daha var. Yani şampiyonluk demeyelim ona da ama ligdeki istikrarı, ligdeki üst sıralardaki yerimizi koruyoruz. Sezon başından beri zaten bu istikrar devam ediyor. İnanmıyorsam son 14 maçın 12'sini kazandık. Bu önemli bir istatistik. Son olarak da Fenerbahçe Beko gibi hakikaten çok önemli bir organizasyon, çok önemli bir kadroyu mağlup etme başarısı gösterdik. Üçüncülükteki yerimizi koruyoruz. Oradaki zaten hedef olarak ilk dördü koymuştuk. Oranın hani sıralama olarak ne kadar üstünde bitirebilirsek playofflarda o kadar avantajlı olacağız. Bunun için tabii kalan maçları oynamak lazım. Çünkü zor bir lig, zor bir lig oynuyoruz. Yani şimdi tabii son oynadığımız maçtaki atmosfer müthişti. Salon komple doluydu ama daha önce de zaten biz bu şeylere alışız biliyorsun, bu ortamlara. Daha önce böyle çok maç oynadık ama özellikle bu sezon çok zorlu bir fikstürle başladık. Ben bunu daha önce söylemiştim. Bir sürü zor maçımızı, senin bu saydıklarını hep deplasmanda oynamıştık ilk yarı. Dolayısıyla da bir fikstür avantajımızın olduğunu söylemiştim. Şimdi bunu değerlendiriyoruz. Önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı yendikten sonra Fenerbahçe Beko'yu yendik. Dediğim gibi Anadolu Efes, Telekom, onlar da buraya gelecek. Ama sadece tabii salonun dolu olmasıyla olacak iş değil. Bizim her gün o aynı mücadeleyi, o performansı, iyi oyunu sürekli sağlamamız lazım. Bir sakatlık olmaması lazım. Çünkü kadro derinliği olarak biraz daha bir sınırlıyız. Bunlar da çok etkiliyor sezonun gidişatını. Ama sadece bu maçları da konuşmak istemiyorum. Ligin kalanında işte 10 maç 9 ne kaldıysa hepsi birbirinden zorlu. Çünkü lig hakikaten aşağıda küme düşmemeye mücadelesi veren takımlar çok birbirine yakın. Playoff mücadelesi veren takımların galibiyet sayısı birbirine yakın. Dolayısıyla da maç ayırt etmeksizin hepsini kazanmak için oynayacağız. Açıkçası yani sonuçta kendi evinde oynadığım maçlar önemli ligde. Biz bir tane kaybettik bugüne kadar, evet. Yani ne kadar çok da bir deplasmanda da kazanmak artı getiriyor ama kendi evinde kaybettiğin zaman bunun telafisi daha zor oluyor. Bu yüzden bu istikrarı sürdürmeye çalışacağız. Bizim bu sene tabii hücum performansımız oldukça etkileyici. Yüksek skorlar atıyoruz hakikaten. Takımdaki tabii ki oyuncu kadromuzun, oyuncu topluluğumuzun yetenekleriyle alakalı. Hani bunlarla ilgili özellikle bizim o alan dağılımını sahanın içindeki her gün antrenmanlarda çalışarak zaten söylediğim gibi o iyi performansı olan oyuncuların daha fazla boş alan bulmalarını sağlıyoruz. Ama son maçta da bunu gösterdik. Son 3-4 maç hep böyle 22-23 asist, 21 asist, yani bu paylaşımlar da önemli. Dolayısıyla bu yüksek skorlar çıkıyor ve sezon başından beri dediğim gibi hani 100 sayı, ben dikkat etmedim kaç tane maç geçtik ama ligin en çok sayı atan takımıyız galiba. Tabii çok erken daha bunları konuşmak için. Önce ligi iyi bir yerde bitirmek lazım. Çok güçlü takımlarla mücadele ediyoruz. Bugün için biz gerçekten üçüncülüğü korumak, hani sezon geneline ben geriye dönüp bakıyorum. Özellikle de başladığımız zor fikstürle bizim için gerçekten büyük başarı. Ama devamını getirmek için kalan maçlara ihtiyacımız var. Hiçbir maç oynamadan, sahada mücadele etmeden kazanılmıyor kağıt üzerinde. Ama bizim yani hep söylediğim bir şey var. Hayaller hep kuruyoruz. Hep bir hayalimiz var. Onun peşinden koşuyoruz. Pazartesi gecesi onlar da aynı senin söylediğin gibi şampiyon olduğumuz, kupaları aldığımız o dönemdeki gibi bir atmosfer vardı. Hayaller hep olacak. Biz de peşinden koşacağız.